Herkese günaydınlar. Bugün Deniz'in beslenmesiyle başlıyoruz yine. Makarnam var, pesto soslu. Şöyle üzümlerim, salatalık var. Şuraya azıcık şey koydum. Tuz olmazsa yemiyor Deniz Hanım maalesef. Ondan sonra onu da alttan kapatmadım. Burada bir peynirim var. Burada da 3 tane eticinim var. Şu küçük olan eticinlerden. Beslenme bu şekilde. Bu arada çok geç kalktık. Ya alelacele her şeyi hazırlıyorum. Deniz daha hazır değil. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım ama vallahi bilmiyorum nasıl yetişeceğiz. Hiçbir fikrim yok bugün. Bugün temizlik zamanı. Evet, kapıyı bir toparlamam lazım. Çok yoruldum. Bu arada yine o parti yerine gittim. Yine kapalıydı. Bir temizlikçi kadın vardı. Dedi belki 12'de gelirler. O da belki yani. Kadın da bilmiyor. Ay bilmiyorum vallahi ümitlerim tükendi. Nisan'a pek bir şey kalmadı. Bilmiyorum ne yaparım. Ama artık yani bu sene bir doğum günü istiyor Deniz ya. Yani her sene bir şekilde erteleniyordu artık. Olması lazım ya. Bakacağız artık bir çözüm bulacağım. Bu yoğurt biraz ekşimiş. Ben yenisini yaptım. Bunu da açıkçası dökmek istemedim. Yani yazık bu kadar yoğurda bayağı bir var. Bunu dedim ben çökelek yapayım. Deniz de çok seviyor zaten. Yoğurttan şimdi çökelek yapacağım. Bu kap buna küçük gelecek. Çünkü ben bunu ayrana çevireceğim önce. Ama katı kıvamlı bir ayran yapacağım. Ben öyle çok cıvık yapmayacağım. Onu pişirip yoğurt diyorum. Çökelek yapacağım. Daha büyük bir tencere var. Daha büyük. Şimdi yavaş yavaş aktarıp güzel bir ayran yapacağım bundan. Çok basit aslında çökelek yapmak. Sonra bunu ayranı kaynatacağım.
kaynattıkça o kesilecek ve böyle ufak ufak böyle pütür pütür olmaya başlayacak. Sonra soğuyunca da bir tülbente geçirip, tülbentten geçirip onu böyle bir güzel sıkacağız. Birkaç saat bekleyecek. Sonra tuzla yoğurup çökelek yapacağız yani. Bu kadar basit. Başlayayım. Bu arada bayağı da katı bir yoğurttu. Biliyorsunuz ben yoğurtlarımı Jersey sütüyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı katı bir yoğurt. Biraz kaymağı da vardı. Zaten ilk yaptığımda bu arada yoğurt biraz ekşiydi. Mayam bayağı ekşimişti. Şimdi ben onu devamlı böyle az az sütle devamlı mayaladım ve düzelttim sütünü. Yeterli olmayacak. Üzerine biraz daha su koyacağım. Ayranım bu kıvamda. Şimdi altını açacağım ben bunun. Ve ayranın kesilmesini bekleyeceğim. Yeşil sular çıkmaya başladı. Biraz daha kaynatacağım. Buharlandı. Şu an bayağı parça parça ama soğudukça bütünleşecek bu arada. Kesilme işlemi bitti. Altını kapattım. Şimdi şöyle kenara alacağım. Bu böyle kendi kendine soğusun biraz. Ayranım soğudu. Şöyle bir kesem var benim. Bu ufak yalnız da zaten fazla bir şey çıkmayacak diye tahmin ediyorum. Başka kese bulamadım. Süzgecimi koydum. Altına şey de koydum. Şöyle bir kap. Onun suyunu kullanacağım sonra. Poğaça falan yapmak için. Evet. Bunu mecbur kaşıkla ben böyle yavaş yavaş koyacağım. Yoksa sığdıramam. Yanında dökersek hurra olur. Poğaçayı koysam daha iyi olur. Soğuduğunu şimdi aktarıyoruz. Bir güzel. Hepsini aktardım. Biraz bulaştı. Kese küçük olduğu için. Şöyle biraz sıkacağım. Şu anda bu kadar görünüyor ama bu daha da küçülecek. Böyle birkaç saat bekleteceğim. Bu arada suyu da bayağı olmuş. Onu bir aktarayım. Çünkü taşabilir. Süzgece geçebilir. Şöyle bir kabımıza aktaracağım. Bayağı bir su çıktı. Kaç saat beklesin bakalım. Ortaya ne çıkacak? Çökeleğim birkaç saat bekledi. En son biraz da sıktım ben bunu. Şimdi biraz su kalmış dökelim. Şimdi bunu bir güzel bu kaba aktaracağım.
yıkanacak birazdan. Şöyle bir çökeleğim oldu. Şimdi şunu şöyle elimle bir dağıtayım. Sonra tuzla ovuşturacağım. Normalde çökelek biraz yağsız olmalı. Ama benim yoğurdum bayağı bir yağlı bir yoğurt olduğu için biraz çökelekten azıcık farklı oluyor. Ama lezzeti çok güzel. Şimdi tuz dökeceğim. Karıştırabiliriz bu arada. Fazla şey yapmak istemiyorum. Mıncık mıncık yapmak istemiyorum. Sonra tekrar kremamsı bir şey oluyor. Şöyle karıştırabiliriz. Bu arada ben bunu böreğe koymaya karar verdim. Yıkamamıştım. Onu böyle yapacağım. Bence böreğe gayet güzel gider gibi geliyor. Kokusu harika yalnız. Böreğe koymasaydım eğer içine bir de çörek otu katacaktım bu arada. Bayağı güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor çörek otuyla. Tavsiye ederim. Şöyle tuzuna bir bakayım. Güzel. Çok azıcık daha belki koyabiliriz. Biraz tuzlu seviyorum galiba. Şu kadar daha koydum. İyice bir karıştıralım. Vallahi çok lezzetli olmuş. Çok güzel. Böyle şey gibi. Çökeleği tereyağı katmışsın gibi. Bizim köyde şey olurdu. Böyle çökelekli, tereyağlı böyle dürüm. Dürmek deriz. Ondan yapardık. Çocuklarla yapardık. Aynı onun gibi olmuş tadı. Çok lezzetli. Şu an annem beni izliyorsa ben de gurur duyuyordum. Evet. Şimdi bunu bir kaba aktarabilirim. Çok fazla durmuyor bu, onu söyleyeyim yani. Belki 10 gün tutabilirsiniz ya da tutamazsınız. O yüzden böyle az az yaparsanız eğer hemen biter zaten. Çabuk küfleniyor, onu söyleyeyim size. Ben zaten bunu direkt börek yapacağım için problem yok. Vallahi çok güzel olmuş. Temizliğin büyük bir kısmını hallettim. Böyle hepsini bitirmedim. Bir günde bitecek şey değil. Yarın biraz daha devam ederim. Ütülenecek çamaşırlar falan vardı. Zaten başlasaydım da onlara vakit kalmayacaktı. Şimdi bir arkadaşın yanına gidiyorum. Şey, vaktin olursa dedi, bugün kahveye gel bana dedi. Okuldan bir arkadaş, yani Deniz'in okulundan çocuğun annesi. Ona kahveye gidiyorum şimdi. Işıklarda kaldım yine. Buranın ışıkları bir yer var. Acayip uzun sürüyor. Şükür. Şükür geldi. Oturduk, kahve içiyoruz şimdi. Ha? I'm just talking Turkish. You were talking to me, I'm like, what's that? Oturduk, kahvemizi içiyoruz. Birazdan gideceğiz okula. Bakalım bakalım. Bugün Deniz Hanım bize puding yapıyor. Hem de çilekli. Hem de çilekli. En sevdiği. Babasının ve Deniz'in sevdiği. Ben çikolatalı seviyorum. Abi ben bu çilekliği hiç yiyemem ha. Ben bir tek çikolatalı seviyorum. O zaten puding falan değil ya çok sanki. İyice karıştır anneciğim. Dibi tutmasın. Let me know when to stop. Kaynayınca durman gerekiyor annem. Hep karıştıracaksın. So when's that gonna be? Valla 10 dakikaya kaynar herhalde. That's 10 minutes? Evet. How many seconds is that? 600. 600? Evet. That's hours. 10 dakika kızım işte. 10 dakika çocuğum ya. Allah'ım yarabbim. Güzel karıştır hadi. Deniz Hanım biraz da benim yardımımla halletti pudingleri. Güzel olmuş mu? Ellerine sağlık.
Sen yaptın. Eline sağlık. Birazdan yatma vakti, tamam mı? Bitir pudingini, dişlerini fırçala, yatıyoruz, okey? Kitap okuyacağız bir de. Geldik bir güzel günün daha sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.